Allah Azze ve Celle bizge bana bu Leylatul Kadir gününü verdi. O bunun haberini Kur'an-ı Kerim'de bayan kıldı. Estaizu billah. İnna enzelnehu fi Leylatul Kadir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aytibdi ki, albatta biz Kur'an-ı Kerim'ni Kadir keçesinde nazil kıldık. Kur'an Leylatul Kadir keçesi nazil oldu. Ve ma adraka ma Leylatul Kadir. Sizge Leylatul Kadir'di nima anglatdi? Yani Leylatul Kadir deganda nimani tushunyapsiz deyapti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Ta'ala o'zi aytib, Kadir keçesi Kur'an'ı nazil kıldık deyip, yani o şey Kadir hakkındaki malumatını Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'a saval tarikası da verip sizge ne anglatır ki bu Leylatul Kadir deyipti. Ve arkasından Allah Hakk Azze ve Celle özü cevap verip Leylatul Kadir hayrun min elfi şehir. Kadir keçesi bu min aydan yakşırak dur dediler. Min aydan yakşırak dur. Yani bu keçenin faziletlerini aytıp Allah aytadı ki tenezzelul melaiketi ve ruh. O şu günü Osmondan barça farıştalar ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam ham yer yüzüge düşerdi. Kari fazilet. Bi idni rabbihim min kulli amr. Bular düşkenleri de o şu keçede Cebrail aleyhisselam ve farıştalar parvardigarını izni bilen düşerken yıl davamada kılınadigan işlerini reycesi bilen yer yüzüge düşerdi. Osmondan yerge. Yıl davamda kılınadigan işlerini reycesi bilen. O keçe tong otguncha salomlar bo'lsin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalabgacha salom bo'lsin. Ya'ni ushbu oyati karimani nozil qilarkan Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga sizi ummatingizni umrlarini qisqa qilib qo'ygan bilan Qadr kechasini berdi deyapti. Kelib Jabroil alayhissalom xabar qildi. Alloh oyatda buni bizga bayon qildi. Cebrail aleyhisselam orkali Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a o Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam orkali bizge bildirilindi azizler. Demek bizim umurumuz kıska. Eğer biz bana şu kıska davrımızda her daim Kadir keçesini topşilike müşerrab bulsak, demek bir yine Kadir keçesini topgerliğimiz 3000 ay ibadet kıyandan avzal buladı. Yani 83 yıl. Özü tasavvur kılın yendi. Eğer 10 yıl ömür ko'rganimizda her yili Kadir kesesini topsak, demek bu degani 830 yıl bo'ladi 10 yılda. Ana endi o'zingiz hisoblang, agar 20 yıl yaşab topsak-chi, 30 yıl, 40 yıl topa olsak, demek biz qisqagina ömrimizde mana shuncha ömürde qilinish kerak bo'lgan barobar bo'lgan savobni topib olamiz. Ana shuning uchun ham Kadir kechasiga juda e'tibor berishimiz kerak. Mana Kadir kechasi o'zi asli nimasi bilan qadrli bo'ldi? Eng birinchi azizlar. Qadr deganda ulamolar har xil aytadi. Aytadilarki, qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan, ya'ni o'sha bir yillik insonlarning taqdiri rejasi bo'ladi dedi. Va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan dedi. Ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi. Nimasi bilan? Eng birinchi shu kuni Qur'on nozil bo'ldi. Kur'an nazil bo'lishligi bilen bu keçe kadirli bo'ldi aslida. Ve bu keçede farıştalar Osmondan düşerken. Cebrail aleyhisselam uluğ farışta bir de ruh deb kiltir yaptı Kur'an'da. Asıl Cebrail aleyhisselam nazarı tülep tafsirde şunu de beredi. Dayıları o şu ruh sözünü astıge Cebrail aleyhisselam deb yazılgen tafsirde. Cebrail aleyhisselam peygamberlerge vahiy opkegen farışta soplanadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söngi Hatemen Nebi idiler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam alemden ötken de Cebrail Aleyhisselam etken ekenler. Endi men kaytib yerge düşmeymen, megerem Allah'ını buyruğu bilen düşemen degenler. Allah'ını buyruğu bilen fakat Kadir keçesi düşediler. Ve Osman'dan malaikeler, farişteler düşedi. Onun sanağını hiç kim bilmeydi azizler. Kanca farişte düşüşlüğünü hiç kim bilmeydi. Kitaplarda yazadı ki farıştalar Leylatul Kadir keçesi yer yüzüge düşüp şu kadar tolup giderken ki aytarken bizge joy qolmadı deyip. Suliki düşüyler diyerken, sugeyem düşerken, umdeyem joy qolmadı dese üstünü üst boliler deydiyken. Şunu dey derecede farışta köpüşerken yer yüzüge. Muslimun uz. Kadir keçesi de. O Cebrail aleyhisselam başçılı gidi. Hama farışta düşerdi. O şu günü azizler Kadir keçesi de kıyam kılıp, dua kılıp
Allah ki irtica kıyam bandelerin hakkı kıyam mana şunca salli farışta dua kıptıradı. Nihat ki indi mana şunca imkaniyet bugün kundi biz gaflette otkisek. Ahirge 10 kullik ne kadar iş gerek. Doğru. 26'dan 27'ye öter keçesige kub ulamalar itfak kılgen. O şey bana tafsirde içiden bazı bir işarelerini topgenler, bazı sahabalar kasam bilen aytganlari bor. Aynı 26-27'ye öter keçesinde biz kadir keçesine alamatını körgenimiz deydiganlar bor. Lekin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizlerge bunu ahirge 10 kulligini hamasını bedor otkizardılar. Tabii ki mana şu keçede bizim bir yıllık takdirimiz rejası kabul kılınırken, mana şu keçede bizge min ay ibadetten yakşırak. Şunu yapsın mı? Hayru min elfi şehr. Yani min ay başımızı secdeye koyup durmasından kılınırken ibadetten yakşırak sevap tapamız. Şunun için ahirge 10 küllüge de bunge itibar kılışımız gerek şu küllerde imkan kadar. Ve elbette bugün farıştalar şu adı. Şundayken, azizler bunge hazırdan tayyorlanaylik. Keç qolmagan holda. Qanday qilib tayyorlanamiz? Birinchidan, farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar. Uyingizga Alloh taoloning mehmonlari kelyapti. Hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik. Pokiza qilaylik. Farishtalarni kutib olishga. Va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik. Qadr kechasida bir-biringizni uyingizga to'planmang deb. Nima uchun aytaman? Chunki to'tta odam to'plandimi dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi. Allohni bergan eng katta mana bunday xayrlik narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa, agar biz 4 ta 5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz. Shuning uchun Kadir keçesi de ayollarımız hem bir ibadet kılıçlığı için imkaniyet bireylik azizler. Biraz dasturxon taomlarımızı yengilleştireylik. Ayolu kelin kızlarımız diyeyim, oshxonaning içinde Kadir keçesini o'tkizvorishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda iştirak etip ibadette, taatta turishga imkaniyet bireylik. Axir ularni ham qalbida duolari bor. Ular ham nimalarnidir so'raydi. Nimalarnidir Allohga iltijolari bor. Ular ham banda sifatida istig'for aytadi. Shunday ekan, Qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobut bo'ladi. Undan tashqari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga muvofiq uzot aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban" G'ufira lahu ma taqaddama min dambihi dedilar. Qarang, İmam Buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim qadr kechasida iymon bilan, ihtisob bilan, ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan, Alloh haqqazza va jalla uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi. Shunday ekan azizlar, bu kechada ko'proq qiyom turishligimiz kerak. Imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak. Qadr kechasida yana azizlar farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda Jabroil alayhissalom aytarkan farishtalarga tong otganda yuringlar qaytamiz deb. Hamma odamlarda shu kuni duosi qabul bo'lar ekan. Hamma duo qilganlarning duolari qabul bo'lar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi. Bu birinchisi aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandni hatto qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr ma'zur qiling. Ko'pchilik aytadiki, men deydi, ota-onamni deydi, xafa qilmaganman deydi. Oq ota-ona menga qarab seni oq qildim demagan deb xursand bo'lamiz. Lekin ota-ona farzandiga qarab seni oq qildim deyishligi shart emas. Sizdan ranjib ko'zlariga tomchi yosh oldimi? Siz o'zingiz bilmagan holda oq bo'lgan farzandlar ro'yxatiga tushib qolaverasiz. Alloh saqlasin. Agar ota-onangiz sizdan ranjib yig'ladimi? Siz ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz.
Hatta ben bir kitapta o şu akbolu uçiler, kimler ak ruhatıya düşerdi diyen Allah'a da ruhatını koruyken ben, bana şundan bittesi ata anasını gıybet kıyken ham. Bilmezsen ata ananı gıybet kıp koyuş mümkün, ayağına girip yamanlap koyuş mümkün, anam bunu da kıldı, atamın şu küllerde özür mazur kıvalıyım. Onlardan keçirim sonra kıvalıyım. Atacan, anacan, bilip bilmezsen sizi rencetip koyuyken bozsan beni keçirin deyip razılıklarını kıvalıyım. Ve şu oranda ben barca ata anelerden hem iltimas kılardım ki siz aziz ata aneler, bağrı keyin, farzantlarını yakış görürsünüz. Farzantlarınızı erkenlik bilen kılgen inciklilerini keçirip koyuyorlar. Hakkıya dua kılıyorlar. Duası kabul bulmayacak olup kalmasın. Yine duası kabul bulmayacaklardan bittiyse karındaş uruğundan yüz ögür var genler. Kati-i Rahim. Alakasını yüzüp koyuyorlar. Bunlar hem bugün bunu tiklep koysun. Üçüncüsü, mudminul hamr, yani mükkesinden arak iç uç. Bana şu küllerde yap, bana şu işte kılıp duruşluğu, o da ağır cinayet. Şimdi deyken, biz ne mi üçün ayet yapmışız? Siz ne yakış görgenimizden? Mesela oylaşı mümkün, ne mi bu damlalarımız bunu gapir yaptı? Biz, mu'min sıfatı da, özümüz yakış görgen narsanı başkaya rava görüşümüz gerek. Şunun için biz oylardı, arzu kılamız ki yurtumuzda duası kabul bulmayacaklardan hiç kimi bulmasın. Ayet yapmış ki siz hem biz hem hemimiz buluşumuz mümkün bilmeyen halde şu Taif'in içinde. Şunun ihtiyatını kılıp hazırdan tayarlanıp bana ahirge 10 günlük demiz inşallah hareketimizi kılaylık. Kadir keçesi de kopra dualar kılış gerek. Kadir keçesi ne kılamız deyip soruladı köpçelik. Kandayı kıldığımı ibadetler kılasın. Bir de maksat ozu tan attırış. Mahsus bir ibadet yok. Bana bunu kılın, ana bunu kılın yok. Ben kâme deyaptılar Peygamberimiz arasında. Kâme degeni uklamasından tan attırış yani ibadet kılış. Dua kılasız mı? Tasbih aytasız mı? Kur'an okuyasız mı? Nafil namaz okuyasız mı? Kaza namaz okuyasız mı? Ne kılsız kılın ki bana şu günde fakat yine amel bilen, ezgulik bilen, hayrı berekeli ibadet bilen ötkizin. Dünya sözlerini, gıybetini, şu günü buladıkken hemen bekarçı işlerini bir çekeye koyuş gerek. Ahir 365 gününü, 364 gününü gıybet bilen ötkizdik ki. Nihat şu bir gününü indi Allah Hakk Azze ve Celle bizge bergen imkaniyat. Bu biz üçün ki, özümüz üçün. Ana şunu kabul kılıçlıkımız. Bir Allah'ını bereket sıfatı kabul kılışlığımız gerek. Şu noktayı nazardan sizlerde ben kadir keçesi de imkanı kadar faydalanıp kılışlarına çakırıp kılaman. İnşallah yana kaytarıp eytemiz kadir keçesi ahirge 10 küllükge yaşarılıngan ve cüde köp alamatları köp ulamalarını itfakçılığı katta katta büyük sahabelerini işarelerine karengende Ramazan ayını 26'dan 27'ye öter keçesi Leylatul Kadir ekenliğine kub hüccetlerini keltirgenler. Şunun için uzun ahirge 10 küllükte yeniyem itibar kılsak bana şu 26'dan 27'ye öter keçesini bundan da itibarlıyla kılıp ötkişke hareket kılamız. Ayşe anamız sonra genekeller ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mabada min Leylatul Kadir keçesini tapıp olsam ne mi deyip dua kılaydı genelere de Resulümüz aleyhissalatu vesselam dua kılıştı örgüt genekeller. Eytediler ki ey Ayşe, eğer sen Leylatul Kadir keçesini tapıp kalçayın, kuyudaki duanı kılgın. Allahümme inneke afuvun kerimun ve affu anni ya kerim deyip ayç gerek. Yani ya Rabbi sen af kılgı uçsan, cüdeyem keçirgü uçsan, keçirişini yakşı kurasan, bana günahımını keçirgin deyip sorayın dediler. Arapçasını bilmesiniz, Uzbekçelap kılorin. Ya Rabbi, sen cüde keçirimlik zatsan, af kılışçı zatsan ve af kılışını yakış kılışçı zatsan, bana günahlarımı keçirgin deyip dua kılayım. Ve şükürünü hayr-bereke sorup dualar kılayım.